Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evet. Şimdi sıra şeylerden geldi. Psikoloji. Çeşitli yerlerden okuyacağım. Köprünün kendisi itikattır. Bir misal veriyorum. Köprünün kendisi itikattır. Geçen ise ameli olan İslamiyettir. Köprü itikattır. Geçen ise amelin olan, senin amelin olan itikattır. Kılıçtan keskin olan şeriattır. Kıldan ince olan ise akaittir. Bu dünyada bunları yaşıyorsun yani. Köprü oluyor. Tamam, köprüde miyiz? Köprüdeyiz. Sırat köprüsü ruhlar aleminden ta makar-ı saadet olan cennete girene kadar olan sürecin adıdır. Ta ruhlar aleminden ceberden makar-ı saadet olan cennet arasındaki sürecin adıdır. Sırat köprüsü yedi duygudan başlayıp dimağa, vicdana, kalbe, ruha, eneğe kadar sürecin inkılapların adıdır. Başta, bir daha. En baştan çekebilir misiniz? Abi? En baştan. Tamam. En başı kaçırırsan bu sonu anlaşılmaz. Çünkü son saydıklarım yukarının açılımı. Köprünün kendisi itikattır, dimadır. İtikat. Köprüden geçen sen ise senin İslamiyetindir. Yani yaşantılarındır. Kılıçtan keskin olan şeriattır. Yani sünnet-i seniye. Adab-ı İslamiye, ubudiyeti İslamiye, kıldan ince olan ise gizli şirki de içine aldığı için, hani Allah Resulü'nün bir hadisinde gizli o kadar şirk o kadar gizlidir ki diyor, gece karanlığında siyah bir karıncanın yürürken ayağının sesi kadar küçüktür diyor yani. Gizlidir. O kadar gizlidir. O zaman nedir? Kılıçtan keskin olan itikattır, akaittir. Kıldan ince olan akaittir. Kılıçtan keskin olan sünnet-i seniyedir. Şeriattır. Sünnet-i seniye deyince hepsi şeriatı, adab-ı İslamiyedir. Hukuktur. Köprü kendisi akaid şeyidir, itikattır. Geçecek geçen kim? Senin hayatındır, İslamiyetindir. Sensin. Şimdi onu şey yapıyoruz. Sırat köprüsü ruhlar aleminden ta makar-ı saadet ruhlar aleminden makar-ı saadete kadar geçen sürecin adıdır. Sırat köprüsü yedi duygudan başlayıp insanda sem, basar, kulak, burun, göz, dil, el, sefk, şefk. Sefk, se. Sefk etmek. Bir de şefklenmek. Şefk. Yedi. Diyor ki, sırat köprüsü yedi duygudan başlayıp, dima, vicdana, kalbe, ruha, eneye kadar giden sürecin inkılaplarıdır. Yani inkılaba dönüşmüş aldı. Ene bir inkılap geçirmiş, ruh ceberi olmuş. Bir inkılap geçirmiş, ruh olmuş. Bir inkılap da geçirmiş, dima olmuş. Bir inkılap da geçirmiş, kalp olmuş. Bir inkılap da geçirmiş, vicdan olmuş. Bir vesaire böyle inkılapların adı.
Ama o inkılabı köprü denmiş. Yani inkılap şu, buz. Bir inkılap geçirmiş, su olmuş. Bir inkılap geçirmiş, enerji olmuş. Aynı yerdesin. Bir inkılap geçirmiş, esir olmuş. Bir inkılap geçirmiş, madde hayat olmuş. Bir inkılap geçirmiş, aynı hayat olmuş. Bir inkılap geçirmiş, akıl cevheri olmuş. Bir inkılap geçirmiş, ruh cevheri olmuş. Bir inkılap geçirmiş, Nur Muhammed olmuş. Esma'nın meratibi ne deniyor yani? Meratibinin sürecin tümü. Köprü. Suret, mahiyet, hakikat diye ayırabiliyoruz değil mi? Tabi yani sureti buradadır. Sureti, her şeyin sureti burada. Hakikati orada. Bu şekilde yapılmazsa yanlış anlamaya sebebiyet veriyor. Mesela neye verebiliyor? Sen söyle, cevap vereyim şimdi. Haşirdeki sıratı, köprüyü buraya getirdiniz diyor mesela. Ha. Şimdi... evet. Gidi. Hasan kardeş sen misin? Buyur abi benim. Öyle bağırıyor ki alttan almak zorunda kaldım. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Ulan ne biçim adamsın lan? İlk böyle başlıyor. Sırat Köprüsü'nün ne işi var lan dünyada? Dünyada ne işi var? Sırat Köprüsü'nün telefonla ha. Sırat Köprüsü'nün dünyada ne işi var? Dedin doğru. Abi dur. Ulan sabır. Münker Vekili buraya getirdi. Hadi sabrettim. Sırat Köprüsü'nü de... Ulan ne işin var ya, sen deli misin ya? Selefi Salih'ine muhalefet mi ediyorsun sen? Ulemaya muhalefet mi ediyorsun? Ne işin var? Neresi ya Sırat Köprüsü? Saydı susturmadı. Susturamazsın ki. Abim. Ses yapınca orada mısın? Abi dinliyorum. Şimdi söyle. Abi ben buraya getirmedim. Ya kim getirdi? Senden bahsediyorlar dedi ya. Abi o buradaydı, ben üstünü açtım. Hasbunallah. Dedim abi Sırat Köprüsü 23. sözde kurulmuş. Mebde-i hayat ahiri hayattır. Mebde-i hayat dünya hayatı değildir. Hayat nerede başlamışsa, nereye devam ediyorsa, ezelden ebede hayat nurunda medet alır. Telefon elimde. Şualarda diyor ki, müminin ömrü ezelden ebede kadar hayat nurundan medet alır. Var ya. Evet. Mebde hayat, ahire hayat. Bu iki nokta arasında köprüdür diyor. Üstad köprüden bahsediyor. Abi, her şeyin sureti burada, hakikati orada. Ondan sonra 11. sözdeki o suret, hayatın sureti, hayatın hakikati, hayatın mahiyeti, hayatın hukuku. Biraz anlattım. Durdu. Kardeş, senin külliyatta başka şey mi yazıyor? Hiç ses yapmadım. Dedi ki, sen bize bakma, devam et. Ama tavsiye, bizim tenkitlerimizi hiç yapmadan, şefkini bozmadan devam. Biz alıştığımızdan dönemeyiz. Bu 60-70 var ya, 68-70. En zor, bak arkadaşlar bir şey söyleyeyim size. Garibine gideceğim. 40 gün komutan namaz kıl, kim kılarsa kılsın. Ruh alışır, ister namazı. Batıl bir şey söyleyeceğim ama şaşıracaksınız. Batıl. Almaya gidiyorum ya. Almaya. Çok batıl ben. Başkası değil ben. 15-20 gün kalıyor muyum, bir ay kalıyor muyum? Evet. Her saat başı, Türkiye'deki gibi 5 defa değil. Her saat başı bazı eyaletlerde yarım saatte bir çan çalar. Beynim çana o kadar alışmış ki Türkiye'de çan eksikliğini hissediyorum. Şaşıracaksınız ama duymasın kimse. Ne diyorsun sen ya? Kardeş acayip. Ve Almanya'ya iner inmez, Fransa'ya iner inmez, İsviçre'ye iner inmez, Hollanda'ya iner inmez. Böyle çan itmiyor benim ilk gittiğim zaman. Şuranın lanet olası lan. Dın, kafamın içine çalıyor. Şimdi gayet normal. Alışa alışa terki mümkün olmuyor. Bak 40 gün namaz kıl.
Kılsın birisi. Ruh alışı bunu ister. Bak iyi dinle işte. 40 gün demiyorum. 40 sene televizyonu seyretmeyin. 40 sene sigarayı bırakmış ol. 41. sene aynı şiddetle sigara istiyorsun. Unutma, mümkün değil. Terk çok zordur. İbadet kolaydır. Şeytanın derdi sırf ibadet değildir. İbadet onlar için çok kolaydır. Yani fazla rahatsız etmiyor. Çünkü zaten kalitesini düşürmüş. Namaza duruyorsun, kadınla namaz kılıyorsun, parayla namaz kılıyorsun. Kadınsa erkekle namaz kılıyor, şöhrette, şunla buna. Bir sürü şeyle namaz kılıyoruz. Şeytanın derdi terk, terk. Ben Allah aşkına ya sigarayı terk ettin değil mi? 40 sene. 41. sene gene istiyor canım. Terkler zor. Sanki sıfır gibi. Ya 40 gün ben namaz kıldım, canım namaz kılmak istiyor. Hangisi olursa olsun. Ama 40 sene televizyonu seyrettim. Bugün gene canım istiyor. Terkler çok zor. İnsan alıştığı şeyleri terk etmesi çok zor. Abisine alışmış, cemaatine alışmış, din olmuş. Cemaati din olmuş, abisi mezhep olmuş. Anlıyor musunuz? Ustadı peygamber olmuş. Hocası terkten o kadar rezil bir şey ki şeriata muhalefet etmeye rağmen gene terk edemiyor. Bu da sihirlerine sihir diyor. Sihri beyani. Beyanda sihir var diyor. Mesela bak adama diyorsun ki bak bu adamın söylediği edile şeriyede kitap, sünnet, icma, kıyasla günah, günah, haram. La ilahe illallah diyen Muhammed Resulullah demese kurtulamaz diyor. Edile-i şeriyede, kütüb-ü sitte'de de var ve mecellede var. Ustad da koymuş, tamam mı kardeş? Şeriat. Adam şeriat hiç kale almıyor. Hocasının dediğine, abisinin, şeyhinin, ustadın dediğine kale alıyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu sihirlendiğini gösteriyor. Terkler çok zordur. Ben bile kiliseyi, çanını terk edemiyorum. İlk gittiğim gibi nefret yok. Terkler çok zordur. Ne yapacağız abi? Ya bir şey kazanmak ki terk etmek çok zordur. Hazreti Ömer radıyallahu anh söylüyor. Bir mana. Diyor ki bir günah işlersin diyor. Çok kısa yani 10 dakika ben diyeyim. 10 sene senelerce diyor ben ekliyorum. 10 dakika işlediğin günahı 10 sene tövbesiyle meşgul olsan bile tövben kabul olduğunu gene bilemezsin. Kardeşin, arkadaşın nerede? Çağır onu da. Öğleyin derslerini niye aksatıyorsunuz? Duyacaksın kardeş. Bir de duymanı beklemeyeceksin. Anladın mı? Geç çok çabuk. Buraya gelmenin mantığı bu. Sağda sollarda ders saatlerinde sağda solda kalmak buranın çok büyük bir suçudur. Dersi kesip bunu söylemeye bile ihtiyaç duyuyorum. Çok büyük suçtur. Ciddi bir şeyiniz olmadıkça buranın eğitimdedir. Buraya gelmedeki kast budur. Yoksa burası binadır. Başka bina da binadır, oteldir. Buranın özelliği öğlen derslerine yetişme özelliğidir. Bir daha görmeyeceğim hiç kimseyi. Bunlara söylerken hepinize söylüyorum. Öğlen dersi ciddi bir şeyiniz olmadıkça görmeyeceğim hiç kimseyi. Kalmanın güzelliğidir. Evet, terk. Terk bu kadar zordur. Tamam mı? Sizin için uğraşıyorum. Siz de keyfinizin peşine olmayacaksınız. Keyif yok. Keyfi kabirde yapacağız. Böyle ciddi. Dirayetli olacaksınız. Nefsinize alet olmayacaksınız. Gördüğünüz bir yanlış hemen düzelteceksiniz. Merdivenden giderken çöp gördün hemen tutacaksın, alacaksın. Musluk gördün açık, kapatacaksın. Lavabolarda sabun eksik, sabun koyacaksın. Tuvalete kağıt sen kullandın, atağın bitmiş. Veya cebindeki peçeteyle yaptın. Çıktın gitme. Hayır. Hemen çare, çözüm bulacaksın. Hemen çözüm üreteceksin. Hemen gideceksin, bulacaksın, kağıt koyacaksın. Tuvalet, ya ben yapmamışım ama olsun. Senden önce birisi çocuktur, şudur, budur. Yapma, temizleyeceksin. Hiç geçmeyeceksin. Çözümün parçası olacaksınız. Aşmak yok. Bu size lazım.
Bak suyun başında dayı olsanız diyor. Su zaten akıyor. Şu anda su dere akmıyor mu? Gidin o dereye su alırken, abdest alırken Allah Resulü diyor ki iktisatlı alın. Ya iktisat oran değil, burasıdır. Orayı temizlemiyorsun. Burayı temizliyorsun. Sahiplilik dirayetinizi oluşturur. Sahiplenirseniz sizde ne olur biliyor musunuz? Unutmayın. Dirayet. Bunu not alın. Hizmete sahiplenmek de kişide dirayet olur. İsraftan kaçma nispetinde dirayet olur. Niçin Allah şeyde Risale-i Nur'da 232'de miydi? Mabeyninizde 3 Risale'yi beraber okuyun diyor. Söyler misiniz o 3 Risale'yi? Kavgamızı kaldırsın diye. İhlas. İhlas kafama yattı. İktisat. İktisat. Ve hucumat isitte. Evet. Peki hucumat isitte 6 tane hastalık. Tamam. Mektubatın sonunda. Kafama yattı. İhlas da kavgamızı önleyen o da kafama yattı. İktisatla ne alakası var? İktisat dirayeti doğurur. Zihnen iktisat, el iktisat yani musluk falan değil, para ekmek falan değil. Düşünce, hayal, beden, efendim hareketler, davranışlar hepsi iktisat. Kontrol diyor, kendini kontrol demektir iktisat. Ömür sermayedir, sermayedir diyor mu? Ha ömür bir sermayedir. Nasıl oturuyor? Ha iktisat demek ömür sermayesini yerinde kullanmak. O da insanda dirayeti oluşturur. Dirayet sahibiyle iş olur. Yılışıkla hiçbir şey olmaz. Tamam abim? Peki. Din geldiği halde denenmemiş ve uygulanmamış olduğu halde kendi küçük menfaatini umumun menfaatine maya gibi olup olayları değiştirdiğini yakinen izan ettiği halde yine de anne baba dahi olsa küçük menfaatini terk edemiyor. Çocuğuna bu kadar zarar olduğu halde peki her şeyini terk edip terk etmeyi fiilen gösterip öğreten Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i bir düşünün. Okuyayım bir daha. Gerçi mullah oldu. Bak bir daha söyleyeyim. Din geldi kardeşim. Geldi mi? Geldi. Denenmiş ve uygulanmış. Yaşanmış. Tamam. Din geldi Fatih. Denenmiş, uygulanmış. Menfaati görülmüş. En azından ne yapmışlar sahabeler? Kızlarını görmemişler. Tamam. Faizi terk etmişler. Birbirini sömürmeyi bırakmışlar. İçkiyi terk ederek birbirlerini yaralamayı, öldürmeyi bırakmışlar. Zinayı iş yaparak çoluk çocuğuna tecavüzden kurtarmışlar. Yani denenmiş mi kardeşim? Denenmiş. Faydası görülmüş mü? Görülmüş kardeşim. Buna rağmen kendi küçük menfaatini umumun menfaatine maya gibi olup olayları değiştirdiğini yakinin etti, izan ettiğini aldı. Yine de mesela bunu gördük mü? Kendi küçük menfaatini bırakıyorsun ammenin menfaati için ama Allah sana daha faziletli şeyler veriyor. Bu da şey mesela fedakarlığın güzelliği. Din gelmiş, denenmiş, fedakarlığın ne demek olduğunu daha fazla alarak ecdat göstermiş. Mesela bir misal söyleyeyim. Sadaka, sadaka nedir? Sadaka ruh inşadır. Çocuğu okşamak sadakadır. Taşı kaldırmak sadakadır. Şimdidir, inşadır. Fedakarlık ruhu âli etmek için malzemedir. Malzemedir arkadaşlar, malzeme. Ona verdiğini zannediyorsun kendin. Bu bak denenmiş. Din denenmiş. Ondan sonra küçük menfaatini ammenin davasına feda etmenin karşılıklarını aldığın, gördüğün halde baba dahi olsa kendi küçük menfaatini çocuğun büyük zararını hiç kale almadan mahvediyor çocuğu. Küçük menfaatini takip ediyor. Kaprislerine feda ediyor. Çocuğum paşa olsun diye hafız mektebinden alır. Üstad diyor menfaatimi sizin menfaatiniz için terk ediyor. Ya bak mesela adam Çanakkale'de çocuklar kalıyor ya 13-14 yaşında.
Tabii kolejde okurken çocuk paralı ya. Öğretmenler pahalı, notu yüksek tutuyordu. Şimdi orada okurken bizim yurtta devletin okuluna gidiyor. Hakkını veriyorlar tabii, notlar da aşağıda. Babası hemen aldı. Niye aldı? Çocuk notları düşük. Nerede kalıyordu? En azından dershane kalıyordu ya. Aa, bir Nurcuların bir araya, Nurcuların çocukları mesela bir araya geldi, başına bir vakıf koy, 2-3 vakıf var. Abiler koymuşuz, orada korunurken en azından sen televizyonu eve götüreceksin. Not için, küçük bir kaprisliği için bu tahribatı yapıyor. Sonra ne yapacak? 3-5 sene sonra bana diyecek ki, Hasan abi, ya çocuğum şey ya, yaramaz ya, yani laf dinlemez, gece gelmiyor, okullar acayip, üniversite şey ya, şurdu burdu. Hemen ben onlara ne cevap veriyorum biliyor musun? Hayret, şimdiye kadar sandalyeyi kafana nasıl geçirmedin? Öyle sert davrandığım kişileri bilin ha, mazisi var. Mesela bunlar hepsi kaydediyor. Neyi kaydediyorum biliyor musun? Bayram namazı camiden çıkıştan sonra ilk beni kimi aradı? Onları kaydediyor. Çünkü bayramlaşma ilk kimle olur? Onun dersini vermişiz. Bizim memlekette bir şey var, böyle bir laf var. Güzel havalarda ağacın altını pisleme ki yağmurlu günde sana lazım olur. Gerçi telefonları alamıyorum. Ama bayramlar, ondan sonra 3 gün sonra veya bayram geçmiş 4 gün. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Geçmiş bayram mübarek olsun. Kardeşim geçmiş geçmiştir. Bırak artık. Söyle. Ne soracaksın? Bir halatı sorayım. Bırak kardeşim, ne istiyorsun? Abi ya, bizim kız altına kaçırıyor. Ben doktor değilim kardeşim. Selamun aleyküm. Doktor değilim. Geçmiş bayram mübarek. Abi bayram mübarek olsun. Nereden arıyorsun kardeşim? Zeytin Topkapı'dan. 10 kilometre ileride. Yumurta dayandığı zaman fırıl fırıl adam ararsın. Vefasız insan. Bak onu okuyoruz. Serttir diyorlar değil mi? Biz çok yalaka olmuşuz. Yalama cıvata olmuşuz. Tutmuyor. Cıvata yerinde tutmuyor. Menfaatın olduğu zaman kul köle oluyorsun. Bak böyle menfaatın olmasın. Buraya ihtiyacı hissetme. Şak çekip şey yapar. Hiç de arkasına bakmaz. Vefa yok, vefa. Vefasız asır. Risale geçiyor. Zulümlü ve zulümat asır, vefasız asır. Hasta, gattar, zalim. İnsansız. Evet, insan gelmediği bir asır. Acayip bir şey. Arkadaşlar bir gençseniz de ben size bunları şey yapacağım ki itilersin. Kaç yaşındasın Murat Han sen? 16 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? 16. 16 bak. Diğerlerin işte büyük abiler. Şimdi bunları öğreneceksin. Vefa. Vefayı şey yapmayacaksın. Peki bazı sözlerim ve ikazlarım sert geliyor. Çok iyi bilin ki orada size şeytan darbe vurmuş. Bana karşı sert gibi size gösteren hissi bir gerginiz varsa bilin ki şeytan yapıyor. Adınız gibi bilin. Bak şimdi, namazdan o kadar rahatsız olmuyor. Namazdan rahatsız olmuyor. Diziyi terk et göreyim hadi. Görüyor musun? Şeytana. Niye bunu söyledin? Bunu söyleyen Hasan'a. Hasan abini dinle. Hasan abi çok iyi insan. Onsuz olmaz. İçinde şöyle olur. Ya açma ya, ne açacağız ya. Manyağın biri işte bu ya. Gel atacak sana fırçayı ya. Bırak şimdi falan. Öyle der. Sizdeki o şey var ya, sıcaklık böyle. Allah. O işte, onun adı şeytandır. Çünkü nereden biliyorsun? Ben de yaşıyorum. Peki, küçük menfaatini Almanya'da gördüm. Çocuğun çok büyük menfaatini alt üst edere etmesine rağmen tercih ediyor. Küçük ha. Bunu yazmadım neler olduğunu da, not aldım. Peki, çocuğuna bu kadar zarar olduğu halde, peki her şeyini terk edip, terk etmeyi fiilen gösteren, bak her şeyini terk ederek, meşru haklarını da terk ederek, terk etmeyi fiilen öğreten peygamberi düşünün. Bak, meşru haklarını, büyük haklarını terk ederek, terk etmeyi öğreten peygamberi düşünün. Küçük bir şeyimizi terk edemeyen kendimizi düşünün.
Değil mi Harun? Gel de ona Allahümme salli ala seyyidina Muhammed demeyesin. Neyle öğretti? Terk ederek terk etmeyi öğretti bize. Yaparak yapmayı öğretti. Kendisi oturup da yapın demedi. Çok bizim Karadeniz'de okudum onu da. Kral bir peygambermiş dedi ya. Peygamberimiz ne dedi ya? Kral peygamber. Başka? Fark etmenin kendisi ayna. Fark etmenin kendisi ayna. Aynada gözükürsün. Fark ettiğin anda ayna mirat olur. Fark edilen yer ayna. Başka, burayı uzun yapmış. Yaşamanın bir bedeli olmalı. Dinliyor musunuz? Dinliyor musunuz arkadaşlar? De aslında dinliyorsunuz, altını çiziyorum. Bak, yaşamanın bir bedeli olmalı. Devam ediyor. Ölümden korkanlar dünyada canlı olanlardır. Ölümden korkanlar dünyada canlı olanlardır. Ölmeden önce ölenler, ölmeden önce öldüklerinden ölüm onların ellerini tutamayacaklardır. Ölenler ölümden korkmazlar. Zaten ölmüştür. Ölmeyenler, canlı olanlar ölümden korkarlar. Ölmek demek hubbu nefisten, hubbu hayattan elini çekip manayı harfiyle sünnet-i seni yaşamaktır. Nefse muhalefet etmek ölmeden önce ölmektir. Nefisini yaşayanlar diridirler. Bunlar ölecektir. Ölecek olanlar da ölüm korkusu olur. Ölenler, nefsi arzularından çıkanlar zaten öldükleri için kim kimden ölecek ki? Korkacak. Dünyaya dirilmenin bedeli ölmektir. Bak, dünyaya dirilmenin bedeli ölmektir. Dünyada ölüp gitmenin bedeli sonsuz ölmemektir. Peki, hayatla hangisi kaliteli? Hayatla fani dünyaya geliriz, mevt ile ölümsüz bekaya geçeriz. Hayat mı daha kaliteli, mevt mi? Ben böyle ayrı bir şey zannettim de, İkisi de aynı hakikatin süreciymiş. Bir daha. Ölüm değil, mevt. Mevt. Ha, ölüm değil, tamam. Dünyaya dirilmenin bir bedeli olmak, dünyada ölüp gitmenin, dünyaya dirilmenin bedeli ölmek. Bir daha. Dünyaya dirilmenin bedeli, dünyaya dirildin mi? Bedeli nedir? Ölmek. Dünyada ölüp gitmenin bedeli sonsuz ölmemek. Yani hayatın bedeli ölmek, ölümün bedeli ise sonsuz yaşamaktır. Hayat, iki nokta üst üste, meftin başlangıcı. Meft, iki nokta üst üste, hayatın başlangıcı. Tamam mı komutanım? Burada ölmek demek, Emre dinliyor mu? Tamam. Burada ölmek demek, burada orayı yaşamaktır. Burada orayı yaşamaktır. Yani yaptığın her şeyde onun rızasını takip etmekten hasıl olan ruhani ve ulvi haleti ruhiyeleri burada yaşamaktır. Derecesine göre ve nasibine göre. Burada araları düşünüp, burada oraları düşünüp yaşamanın dünyevi bedeli nedir? Bir daha Faruk. Anlaşılıyor mu konuşma? Evet, tamam. Bak, burada oraları düşünüp yaşamanın dünyevi bedeli neymiş? İki nokta üst üste. Ruhunda cennet asa bir halet-i ruhiyenin içine girmektir. Ve tefeyyüz etmek. Zannediliyor ki ölünce ölüyor. Hayır. Eğer öldürürsen nefsi arzularını, yani terk edersen, ruhunda ne oluyormuş? Ruhunda cennet asa bir haleti ruhiyenin içine girmektir, tefeyyüz etmektir, belki o olmaktır.
Evet, konu değişti şimdi. Karşısındakini ahmak farz edip, bu da çok önemli. Hele sen komutan kullanırsın bunu askerde. Karşısındakini ahmak farz edip, açıktan açığa kendisini aldatmaya veyahut kendisiyle eğlenmeye kalkan, açıktan açığa adamla dalga geçiyor. Veya açıktan açığa adamı kandırmaya çalışıyor. Kalkışan kendi ahmaklığını gösterir. Nezaketin mübalağası bir nevi kabalıktır. Bunun gibi. Mesela öyle bir nezaket gösteriyor ki Faruk. Bazı tipler var. Estağfurullah. Estağfurullah, siz bilirsiniz. Estağfurullah. Siz buyurun. Lütfen. Bu kaba adamdır. Kaba ve sapadır. Nezaketin ifratı şeytanlıktır. Nezaketin tefriti nefsemmareliktir. Vasatı sünneti seniyedir. Estağfurullah. Lütfen. Hayır, hayır. Hayır siz. Hileli adam kendini sevdirir mi? Hileli adam kendini sevdirir. Bu. Bak şimdi. Neye de gösteriyor? Ben yaşadığımı yazdım bunu. Karşısındakini ahmak farz edip açıktan açığa kendisini aldatmaya veyahut onunla alay etmeye kalkmak. Benimle bazen böyle bizde ondan yazdım ki tevazu cahile, çocuğa, deliye, kadına yapılmaz. Aynı kategoriye koymadım kadını. Zayıf olduğu için tevazuyu doğru zanneder. Başka? Seviyesine göre bu tip insanlara. Şimdi birisi vardı böyle. Benim akrabamın akrabası. Ziyaret ediyor, ettik vesaire vesileyle bir araya geliyorsun. Adam resmen dalga geçiyor benimle. Ben de çaktırmıyorum böyle. Değil mi hocam falan. Ya bir şey yapıyor böyle. 60'ın üzerinde de adam. Hiç ses yapmadım. Çıkarken omuzuna vurdum. Senin gibi çok insan bu elden kalıptan geçmiş biliyor musun? Çok zeki, çok zekisin. O nispetten de akılsızsın. İnsanlarla dalga geçme. Kur'an-ı Kerim'de bil manada şöyle bir ayet var. Aşağıdan yukarıya da bakıyor. Allah ayetinde bil mana diyor ki, dalga geçtiğiniz kişiler umulur ki sizden daha kaliteli, daha değerli insanlardır. Umulur ki bu işten vazgeçersiniz. Doğru. Ahlakı değişir mi? Bir iki sene sonra bir daha bir şekilde cenazede, düğünde denk geliyoruz. Aynı ahlak. O zaman yazdım. Karşındakini ahmak farz edip, ama sen hiç çaktırmıyorsun tabii yaşlı adamdır diye. Farz edip açıktan açığa kendisiyle, ya niye yazdım, niye söylüyorum size? Kardeş nasıl adım atılmasını gereken şeyi söyleyeceğiz. Açıktan açığa kendisiyle aldatmaya veya kendisiyle eğlenmeye kalkışanlar, kendi ahmaklığını gösterirler. Ustad da buna diyor ki, el ceza o ahmakul es-sükut. Ahmağa en güzel cevap, muhatap olmamaktır. Cevap vermemektir, böyle bakmak. Karşılık sakın vermeyin. Aşağısına ekledim. Dedim ki, nezaketin mübalağası kabalıktır. Gibi ya. Konuyu değiştiriyorum. Aklın rızkı kim diyecek? Aklın rızkı hikmet. Daha altı. He? Güzel. Sen ne dedin? Aklın rızkı hikmet. Hikmet. Onu ekleyeyim. Sen ne dedin? Terk. Hikmet. Terk. Onu da ekleyeyim. Harika. Bak. Benim masamdan Yasin git. Kutuda kuşun kalem şeyi göreceksin. Getir abi. Ne dedin? İhlas. İhlas kalbin rızkıdır. Tevekkül. Tevekkül güzel.
Harika. Unutma. Tefekkür. He? Tefekkür olur. Tefekkür de. Çok güzel. Bunun çoğaltılır. Ver abi. Yok tamam getirecek. Sonra run rızkı. Müşahede. Kalbin rızkı. Mukaşefe. Sırrın rızkı. Muayyene. Ben baştan alayım. Aklın rızkı ilim. Ruhun rızkı müşahede. Kalbin rızkı mukaşefe. Sırrın rızkı muayyene. Ne demek abi muayyene? Bu tam bilmiyoruz. Yani sırrın rızkı muayyene, sır zaten sırdı. Muayyene sırrın, sırrın sırrı oldu. İstisnanın istisnası oldu. Allah mutlak ve muhit değil midir? Onun alemine getiren, alemine getiren o mutlak ve muhit olanı alemine indirgen trafo senin sırrındır. Onu orada taayyün ve teşahhus etmiş haline muayyene denilir. İstisnaların istisnaları vardır. Sağ olasın. Eyvallah. Peki. Dünyayı bak, dünyayı dünya yapan biraz da hayaldır. Kuvvetli, müsbet bir hafızanız varsa o size dar zamanlarınıza yetişecek bir hazinedir. Eski muvaffakiyetlerin nasıl elde edildiğini gösteren çarelerin deposudur. Hayal. Anlıyorsunuz değil mi? Tekrar edeyim mi? He? Tamam bak. Hayalinizi kullanın. Dünyayı dünya yapan biraz da hayaldir. Kuvvetli, müsbet bir hafızanız varsa o size dar zamanlarınıza genişletecek bir hazinedir hayal. Eski muvaffakiyetleri nasıl elde edildiğini gösteren çarelerin deposudur hayal. Mesela dün bir sıkıntınız vardı. Nasıl çıktınız? Hatırlıyor musunuz? Çıktın. Aynı sıkıntı bugün oldu. Gene aynı sıkıntıdan sıkıntı çekmek ahmaklıktır. Niye? Çünkü kazanımını kullanamıyorsun. Geçen dün bir hafta, iki gün önce aynı sıkıntıyı çekmedin mi? Evet. Çektin. Neyle kurtardın? Kullansana şimdi onu. O kazanımındı işte, tecrübe işte bunun adı. Geçmiş muvaffakiyetlerin adı kazanımlardır, tecrübedir. Kullan onu. Hala yeniden çözüm buluyorsun. Ya aynı cins ya, aynı sıkıntı. Bak, ben konuşmaktan anlatamıyorum. Dün, iki gün önce bir sıkıntın vardı kardeşim. Neyle çözdün? Nasıl düze çıktın? Şunla şunla. Bugün de hemen hemen aynı ortalama aynı sıkıntı geldi. Hala yeni niye mahkeme kuruyorsun? Ne yapacağım? Ne elin ayakını? Ne yaptın? En azından şunu söyle. Dün, iki gün önceki o sıkıntı gitmedi mi? Bu da gidecektir. Nasıl gidecektir? Hayatın tekrarı yok ki. Krizin tekrarı olsun. Krizin tekrarı yoktur. Bunu doktorlar kriz der. Bu yanlıştır. Krizin tekrarı yok. Çünkü hayatın tekrarı yok. Nedir peki tekrar eden? Yenidir. Düşüncelerin tekrarı var. Krizin tekrarı yoktur. Bunu doktor tespit edemez. Doktorluk değildir bu. Ruhani tespittir. Hayatın tekrarı yoktur. Var mı? Bir dakika önceyi yaşayabilir misiniz? Bir dakika önceki yaşadığın haleti bir daha nasıl yaşarsın? O tekrardır işte. Hayatın tekrarı yok ki. Hayat usta diyor ki banttır, bant, şerittir, nehirdir. Nehirde saman akıyor. Aktı gitti. Saman yine akıyor. Akıyor mu? Bu başka saman. Bu gitti. Hayatın tekrarı yoktur. Hayat banttır. Üzerindekileri de götürdü. Ama aynı cins kriz olması demek nedir o? Ne dedim size? Düşüncelerin tekrarıdır. Kriz aynı sebep. Aynı sebepten olur. Aynı sebep olur. Çünkü sebepler değişmez. Mesela hava kapalı olur. Adam bir tanesi krize hava kapalılığından giriyor. Adam iflastan giriyor. Ne bileyim ya. Tamam. Kriz sebepleri aynıdır. Çünkü dünya değişmiyor.
Peki sen düşünceyle onu değiştiriyorsun işte. Hayatın tekrarı yoktur. Hayat şerittir, banttır, nehirdir. Üzerindekiler akıp gitmiştir ki tekrar nasıl olacak ya? Akan samanı götürdüm aşağı denize, dere. Dere götürdüm. O saman nasıl geri alacaksın? Ama abi aynısı, aynı düşünceyle oldu o. Aynı kriz geldi. Aynı düşündüğü için. Davet ediyor. Davet, düşünce davet eder. İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. Tanısan gider, tanımasan gelir. Ahmaklık buradan geliyor. Çünkü niye? Aynı sıkıntılara, aynı yöntemler kullanıp farklı netice beklemek. Ahmak. Peki ben onu nasıl halletmiştim? O hallettiğim tecrübe işte. Senin hasenat defterine kullandı. Lan ben bunu kürsüden bunu söylerken ben olmuyor muyum sıkıntı? Bana gelmiyor mu sıkıntı? Hem de sizin danışkasını hayaliniz ulaşmaz. Burada tevazu yapmayacağım. Dağlara fırtına, kar tipi olur, ova su alır. Siz burada güvendesiniz, limandasınız. Limanda sandalyeniz, geminiz sakin durması dalga kırandan kaynaklanıyor. Keşke Rüştü abi başımızda olsa da dalga kıran olsaydı. Ne demek olduğunu yeni anlıyorum onların. Abilerin ne demek olduğunu, ne dalga kıranlar olduğunu. Eğer abiler olmasın, limanda dalga kıran olmasın. Gemini nereye bağlayacaksın? Gemiler sağlam duruyorsa, alabora olmuyorsa dalga kırana dua et. Çünkü gelen dalga sana ulaşmadan onlar söndürüyor. Paratoner. Evet, paratoner gibi bunlar. Binaya gelecek şimşeği paratoner gibi toprağa verirler. Aynı zamanda bize koridordurlar. Bizi öteye taşırlar. Bilmiyoruz kıymetini. Eften püften sebeplerle dostlarımızı, veli nimetlerimizi satıp bırakıyoruz. Çok da ucuza satıyoruz ha. Çok da ucuza terk edebiliyoruz. Basit basit düşünceyle. Aklını inşaattan gelsin. İnşaat. Aklını inşa, kalbini iyi, hayatını aktif eden dostlarını basit sebeple terk edebiliyor. Adam bir tanesi vardı yanıma gelmişti. Tecrübeleri size şey yapıyorum. Sağa sola kaçıyordu böyle. Ona da böyle kızmıştı. Otur ders dinle. Tamam. Çok güzeldi. Babası bebekken anne babası boşanmış. Kendisi devlet yetiştirme yerlerinde büyümüş. Tamam. Böyle. Belirli bir yere kaldı kalmış. Siteyi tanımış. Siteyle neyse. Rica falan. Gel dedik. Kaldı. Niçin terk etti biliyor musun? Biliyor musun şey Faruk? Neydi hatırladın mı? Niçin terk etti bilmiyorum. Böyle örneğin bir ders yapıyoruz. O da dinliyor. Dedim ki arkadaşlar şimdi söylüyorum. Yaptığım derslerin %70'ini beğenmiyorum. Ben derslerimi ben beğenmiyorum. Ben dinleyemem. Ama ne yapayım? Bu topluma hizmet etmem lazım. Niye? Vaciptir. Farzdır. Alimin ilmini söylemesi, ilmiyle hizmet etmesi, emri bir maruf, ne yani münker yapması farzdır. Ama daha iyi niye yapamıyorum? Gücüm bu kadar yetiyor. Yani kendini beğenmek nakıslık değil midir? Yani ondan değil, zaten beğenmiyorum. Peki kaldırıp da izah edeyim. Ne yapayım kardeşim? Yani şartlar çok ağır. Çok zor şartlarda insanlar. Onlara söylüyorum. Ama niye beğenmiyorum? Bir, ben anlatmak istediğimi anlatamıyorum. Kelama gelmiyor bir. İki, her şeyi size demem haramdır. Çekiniyorum, onun için beğenmiyorum. Üç, insan her an değiştiği için bir saat önce yaptığı derste şimdi daha farklı hisler var. Dört, insan kendisini nakıs görmesi lazım. Vesaire. Adam dedim ki derste, ben %70 derslerimi beğenmiyorum. Doğru söylüyorum ve doğru. Yalan söylemiyorum. Beğenmiyorum kardeşim. Vallahi beğenmiyorum. Yalan söylesem 3 gün oruç tutmam lazım. Ders bitti. Kamerayı şey yaptı. Ömer abisine dedi ki ben gidiyorum. Niye dedi? Hayırdır? Ya ben Hasan abiden istifade etmeye geldim dedi. Hasan abi yukarıda diyor ki ben dersten %70'i beğenmiyorum. Abinin beğenmediği dersleri ben nasıl beğeneceğim dedi ya. Kendi kapasitesiyle bakmış. Tamam ondan sonra gitti. Telefon ettim.
Birkaç gün sonra. Ben niçin gittiğinde Allah ısmarladık da demedi ha. Hakkını helal et abi, aylarca kaldık. Bu kadar istifade ediyor. Telefon hayırdır kardeş? Kızmazsan söyleyeyim. Niye kızayım ya? Söyle bakalım. Gerekçe neydi? Sen böyle böyle dedin. Peki biraz enaniyet yapayım dedi. Bak kardeş. Bir yerde kaldığın adam ders yapıyor. Diyor ki dersimin %70'ini beğenmiyor. Sen böyle hiç yayın gördün mü? Bir ders yapan çıkıp da ben dersimi beğenmiyorum. %70 yaptığım dersini beğenmiyorum. Böyle bir adam rastladınız mı? İki, buraya niye geliyorsunuz? Gelmek zorunda değilsiniz. Taassup bir hastalıktır. İhlas Risalesi'ne zıttır. Aman bana gelsinler, benden ders alsınlar, bana sebap kazandırsınlar demek nefsin ve enaniyetin bir hilesidir diyor 20. lemada. Niye geliyorsunuz diyen, hiç ders ortasında bunu diyen adama rastladın mı? Hep bana gel, bana gel, bana ver, bana ver. Ben iyiyim, ben iyiyim. Ben dersimi beğenmiyorum kim demiş? Ustadır Risale'de. Ben bu riyakarlık mı yaptım? Ulan topluma gidecek bu sözü benim menfaatıma değil ki. Daha adam kendi dersini beğenmiyor. Ben ne temasosu yapacağım kardeşim? Benim hayatım bitmiş yani. Hayatım bitmiş ya. Su, şekeri çaya koyarsınız, erir. Biraz da koy, erir. Biraz da koyarsa erimez. Çünkü doymuştur. Tenki takdir biz doyduk. Padişahlar çıkıp da jopla simitçi kovalamaz. Simitçi kovalayarak şöhret kazanmaz. Şöhretin yolu bu değil. Televizyon ne kadar kişi geldiğini biliyorsunuz. Televizyonların ne kadar adet teklif ettiklerini. Yok psikoloji, yok enfüs ders yap diye uyduruk kaçırık adamlar çıkıyor. Ha? Ne kadar, peki oraya milyonlarca beni dinleyen varken burada 3-5 kişi, 10-15 kişiyle ne yapayım? Şöhretin yeri burası değil. Kutsi yer değil ya. Orayı da biliyoruz. Bak adam ne yaptı? Kendisinin beğenmediği dersi diyor. Ben nasıl beğenim? Hadi eyvallah. Bak. Denge yok ki. Denge yok. İşte dedin ya. He? Cahile tevazu. Ha? Dört damla saniye onlara tevazu yapılmaz. İşte tevazu olmaması lazımdı. Tevazu gerçek. Yok tevazu yapmadım. Doğruyu söyledim. Ha tevazu yapılmaz. Ben tevazu yapmadım Fatih. Allah beni kahretsin yalan söylüyorsam. Ben dersimi beğenmiyorum. Ama onun o kelamına muhatap olabilmesi için senin seviyene gelmesi gerekiyor. Tabii. Mesela İmam Azam'ı beğenmeyen en az İmam Azam kadar olmaz. İmam Azam'ın karşısında rey beyan eden ancak Ebu Yusuf, İmam-ı Muhammed Şeybani, İmam-ı Şafii, Ahmet bin Hanbel yapabilir. Başka? Bak bunlar hayattan çıkmış. Ulan yetti işte. Daha bu kadar bir saatlik dersen iki cümle alsan yeter sana. Bu saatte bunu dinlemesin, televizyon dinleyeceksin. Elfaz mananın tasviridir. Muhakebattan çıkarttın belli değil mi Faruk? Evet abi. Bak Kızılıcaz'dan da Mesnevi'den. Bak elfaz. Elfaz ne demek? Lafızlar. Lafızlar mananın tasviridir. Elfaza manadan ziyade emniyet vermek bir mahbubeyi terk edip tasvirine aşık olmaya benzer. Bir daha. Bak. Sen Arapsın. Bilmen lazım. Arapça bilir misin? Allah'ım. Arapsın. Şimdi bu da tuhaf ha. Babası Arap. Anası Türkmen. Evde Kürtçe konuşuluyor. Öyle mi? Doğru mu söyledin? Allah'ım ya Rabbi, böyle bir şey görmedim ya. Babası Arap, anası Türkmen, evde Kürtçe konuşuyor. Erbil miydi? Yani toplum Kürtçe konuştuğu için. Bak şimdi bir daha. Herhalde tamam olacak. İyi dinle. Elfaz, lafızlar, sözler mananın fotoğrafıdır. Ve tasviridir. Fotoğraf çekiyorsun. Şak! Kartpostala kim girdi? Sinek girdi, kuş girdi, çiçek girdi, menekşe girdi, araba girdi, dere girdi, kartpostal. Kartpostal nedir? Kelamdır. Mana nedir? İçindeki detaylardır. Anlıyor musunuz bunu? Dima makina diyor ustad. Dima makina diyor. Baktığı zaman fotoğrafı çekiyor, lafızda kartpostalı dışarı çıkarıyor. Evet. Dilinin altın. Dilinin konuşunca adam ki bitti.
İnanın bana, itimat edin. Otur, herkes sahasında. Yaptığı işi, ben yaptığım işi. Camide oturayım. Hoca mahfelden kalkıp hutbeye çıksa veya kürsüye çıkıp vaaza, daha çıkmadan tipine bakayım çıkarken, bu adam ehli midir değil midir %70 anlarım Allah'ın izniyle. Dokunuşmadan. Sen şimdi bir asker gelse, daha böyle dizilmiş veya yürüyorlar, daha yeni mintika temizliği yapıyorlar, daha yeni. Anlamaz mısın bu askeri? %90 belli oluyor. %90 belli. Herkes, bir tane aranızda bir tanesi dese ki belli değil abi, nereden belli? O zaman senin işini bilmiyorsun daha. Elfaz neymiş? Mananın tasviridir, fotoğrafıdır. Devam ediyorum bak. Bak, iz takip ediyorum. Elfaza, lafızlara, manadan ziyade, yani sözlere manalar koymak gerekiyor da, manadan ziyade emniyet vermek, kelama çok lüks, diksiyon, güzel konuşmak, vurgulamak yapmak, dikkat, buna dikkat ediyor. Sözlerin içerisinde mana zenginliğine dikkat etmiyorsa, bir mahbubuyu terk edip tasvirine aşık olmaya benzer. Yani kız orada çevirmiş. Ya benim var ya sevgilim şöyledir, gözleri şöyledir, kaşları böyledir, endam böyle. Lan burada işte lan. Niye ona gözünü kapatıp da dünyanla konuşuyorsun? Sana yaptığı tesirle ne konuşuyor? İşte burada işte. Bu nereye benziyor? Yani elfaza, diksiyon. Ebu Bekir'e sormuşlar radıyallahu anh. Güzel konuşmak nedir demiş. Neymiş? Dinlemiştiniz, çok söylediniz. İçinde yalan olmuyor. Ne? Lüzumsuz kelamları terk etmek. Başka ne? İçinde yalan olmuyor. İçinde yalan olmayan. Yani samimi. En güzel konuşmak nedir? Diksiyon değildir kardeşim. Diksiyon nedir biliyor musun şimdi? Yalan ve riyakarlık yapma eğitimidir. Satış elemanı. Buyurun efendim. Eli böyle gösterme, açık olsun. Malı nasıl güzel pazarlayacaksın? Yalan. Yalanı nasıl düzeceksin? Uyduruk malı nasıl kaliteli göstereceksin? Olmayan sen o fazilet ve kemalatınla kendini nasıl arz endam edeceksin? Buna diksiyon dermiş adam. Bana dediler ki, abi bir diksiyon dersini alsan. Ben dedim diksiyon dersini aldım kardeş. Abi hakikaten mi dedi? Dedim ki, diksiyon dersini Hazreti Ebubekir'e sormuşlar radıyallahu anh. Güzel konuşmayı sormuşlar da. Demiş ki, güzel konuşmak odur ki içinde yalan olmayandır. Samimi olandır. Adam konuşmaya dikkat etmiş, içerisini hiç önemli değil. Tamam mıyız? Peki. Kusur etmişsek affola. El Fatiha.